Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pastane poğaçası tarifi vereceğim sizler için tam ölçülü ve çok lezzetli. Zaten görüyorsunuz görüntüsü çok güzel. Hemen tarifime geçiyorum sizler hiç bekletmeden. Poğaçanın hamurunu yoğuralım. Öncelikle biraz mayalanması gerekiyor. 125 gram katı yağ kullanacağım. İster tereyağı kullanın ister margarin kullanın hangisini arz ediyorsanız. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı ılık su ekliyorum. 1 çay bardağı süt ekliyorum. Yarım paket yaş maya kullandım. Yaş mayayı ekliyorum. Yaş maya yerine 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum ve iki tane yumurta kullanacağız bu tarifte bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım diğerlerini hamura ekliyorum biraz karıştırıyorum artık unu ekleyeceğiz Öncelikle bir su bardağı unu ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi hızlı bir şekilde hamurumuzu yoğuralım. Buraya 4 su bardağı un ekledim. 5. su bardağını da yavaş yavaş ekledim. Birazdan alacağım. Bundan sonrasını yavaş yavaş ekleyelim. Birden eklemeyelim. Yumuşak bir hamur yapacağız. Evet hamur oldu. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. 200 milim bardağımın ölçüsü. Ve şimdi hamuru mayalanması için kenara alacağım. 45 dakika 1 saat arasında mayalandıracağız. Üzerini kapatalım. Hamur yeterince mayalandı. Artık poğaçaya şekil verelim. Öncelikle hamuru şöyle bir mayasını alıyorum, indiriyorum. Kıvamı çok güzel, hiç ele yapışmayan bir hamur. Ben poğaçamı peynirli yapacağım. O yüzden bir kaseye peynir aldım. Burada isterseniz bu poğaçayı sade de yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir hamurdur. Sade de çok güzel oluyor. Peynirli yapıyorum ben bugün. Küçük bir parça alıyorum elimle yuvarlayıp şekillendireceğim. Burada orijinal pastane poğaçası şeklini vereceğiz. Hamuru biraz parmaklarımla açıyorum. Hazırlamış olduğum peynirden içerisine bırakıyorum ve üzerine kapatıyorum. Uç kısmını böyle parmağımla bastırdım. Parmak uçlarınızla da bastırabilirsiniz. Biraz belirgin olsun uç kısmı. kaç tane göstereceğim. Bu şekil gerçekten çok güzel oluyor poğaçalara. İyice bastırdım parmağımla. Siz de bu şekilde yapın. Zaten biraz mayalandığında hamur orası kapanıyor gibi oluyor. Orayı birazdan tekrardan bir üzerinden geçeceğim. Az sonra videoda göstereceğim zaten. Poğaça hamurlarını şekillendirdim gördüğünüz gibi bir 10-15 dakikada beklettim ben mayalandığı zaman buralar biraz kapandı Parmağımla bastırarak bu izleri belirginleştiriyorum Başka kısmına bastırmıyorum sadece oraya bastırıyorum Fırınımı da 180 derecede önceden açtım ısınıyor bakın şekli çok güzel oldu Hemen şimdi yumurta sarısı ayırmıştık onu üzerine sürelim yumurta sarısının içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar ayçiçek yağı koydum böyle daha güzel parlak parlak olması için her tarafına yumurta sarısını sürelim çok güzel bir şekilde kızarıyor bu şekilde ee, bir de şunu söyleyebilirim yağ yerine çok az parmağınızın ucuyla kakao da ekleyebilirsiniz bu yumurta sarısının içerisine o zaman da çok güzel kızarıyor. Bunlar sizin aklınızda kalsın hangisini kullanırsanız. Siz videoyu izlerken ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim videomuza. Evet yumurta sarısını sürüyorum bitmek üzere. Fırınım da ısındı. Hemen ısınan fırına koyacağım. Poğaçalar güzelce nar gibi kızarıncaya kadar fırında tutacağım ve sonra sizlere son halini göstereceğim. Poğaçalar fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Hem görüntüsü hem böyle parlaklığı hem lezzeti böyle puf puf kabardı. İnanın bu poğaçayı daha önce yemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten pastane poğaçası yani tarifi orijinal bir tariftir. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.